10 Kasım 2020 Trabzon'a ayak bastığım gün ve pandemi sürecinin devam ettiği ligin 8. maçı, aslında arası da değil, sezon başıydı ama Trabzonspor'u tarihinde çok alışık olmadığı düşme hattının bir üzerinde bir takım vardı. Ki orada kalmayacaktı, muhakkak bir çıkış yapacaktı. Bu ligde çalışan bir teknik direktör olarak bir sene evvel de Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörünü yapmış. Trabzonspor'un analizini iyi yaparak bir sezona başladık. Şehrin beni tanıması, benim şehri tanımam, sokaktaki insanlarla çok daha iyi iletişim, iyi kurmak, iyi bir dostlar yakalanması, karşılıklı çok güzel bir sevginin olması bize biraz o yol mesafesini daha iyi açtı diye düşünüyorum. Trabzon'da toplandığımız ilk toplantıda söylediğim ifade şuydu. Trabzonspor için şampiyonluğu oynarlar diyorlar. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak. İlk toplantı oyuncularla yaptığım, verdiğim toplantı buydu. Yabancı oyuncularla telefonda da konuştuğumda net bir şekilde bu takım bu sene şampiyon olacak, bunun için önemli bir parça olun diye transferde konuştuğum oyuncular vardı. Hatta yerli oyunculardan ayrılmak isteyenler vardı. Siz bunun altyapısından yetişiniz, bu duyguyu yaşamanız gerekiyor, bu takım bu sene şampiyon olacak diye net bir ifadeler kullanmıştım. Biz ekip, şehir ve zaman içinde taraftarımızın buna inanmasıyla beraber tarihinin, Türk futbol tarihinin bence en konforlu, en rahat, en uzak şampiyonluğunu yaşamış olduk. İnanıyordum ben ve ekip halinde de inanıyorduk. Oyuncu grubunda buna inandırmıştık. Bunu tabii inanabilmek için oyunun ve sonuçların seni desteklemesi gerekiyor. Biz sezona şöyle başladık. 4 maç 10 puan. Bunlardan bir tanesi geri dönüşlü bir Galatasaray maçıydı. 2-0 mağlubiyetten 2-2'ye dönen bir maçtı. Bu süreç özellikle rakiplerinin de, yani İstanbul'un ve ülkenin devamlı şampiyon olan takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzaklaşman, onları yanına yaklaştırmaman. Aslında diyorlar ki hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yoktu, Trabzon oldu. Hayır, biz yanımıza yaklaştırmadık. Onlar bunlardan uzaklaştırdı ve oyun ve skor her seferinde bizi daha özgüvenli, daha ileriye iten ve buna son derece inandıran bir durum oluşturdu. Oyuna inandırdım, skorlar bunu destekledi. İletişimle beraber içeride de çok karakterli, birbirine uygun, birbirine yardımcı olan oyuncu grubu vardı. Ve iyi bir ekip çalışması da vardı bizimle beraber. Ve buna da son derece destek olan bugünkü başkan Sayın Ertuğrul Doğan da vardı. Ve bu organizasyon, sonuçlar bizi hep bir yerde tuttu. Biz geri düştüğümüz maçlarda dahil kaybetmeyeceğimizi, dışarıdan bir teknik adam olarak baktığında bu oyun bize döneceği hissettiren bir oyuncu grubu vardı. Oyunu konuştuk. İyi bir enerji, iyi bir aile ortamı vardı. Herkes birbirine yardımcı oluyordu. Onun böyle net bir şekilde yukarı doğru gideceği belliydi. Trabzonspor tarihinde bir kere bu derbilerde çok başarılı maçlar oynamış bir takımdır. Trabzonspor'un forması kimle oynarsa oynasın. Ben oyuncu olarak da çıktım Trabzonspor'a karşı. Teknik adam olarak da çıktım. O formanın ağırlığı rakibini hep her zaman iyi hissettirir. Bir de sezona çok iyi başlamışsın. Psikolojik olarak bir kere büyük takımlara karşı üstün başlıyorsun. Ve özgüvenliyiz. Bu geri dönüşler, bu büyük takımlardan kazandığın son dakika sonuçlar zaten şampiyonluk hikayesinin başladığını gösterir. Bizim de o süreç, özellikle İstanbul'daki, Vodafone'daki Beşiktaş maç 95, Galatasaray 89, bunlar şampiyonluk hikayeleridir. Hiç şüpheye düşmedim aslında, yani şöyle söyleyeyim. Olacak ama şöyle bir duygudur bu. Olacak ama bir an evvel olmasını istiyorsun. Bunun bir sürü örneklerini bu sene de, bak bu sene yakın zamanda karşılığını verebiliriz. O senenin bir sene sonrasında da verebiliriz. Belki oyun olarak eleştirildik. Yani dediler ki ya Trabzonspor işte böyle mi oynar? Yani hiçbir şey oynamıyor son haftalarda. Fenerbahçe bugün oynayabiliyor mu? Galatasaray oynayabiliyor mu? Napoli seneler sonra aynı Trabzonspor gibi uzun süre, uzun bir puan farkıyla gitti. Ama sonlara doğru hep berabere kaldı ve kaybetti. Ama yine şampiyon oldu. Şampiyonluğa oynamak, bu stresi yaşamak kolay bir süreç değildir. Bir de bizim şehrimizin biliyorsunuz kaybedişleri var. O kaybedişler bazen zaman zaman, seneler evvel kaybettiklerini zaman zaman şehrin dinamikleri bile o kaygıyı yaşayabiliyor. Ama ben sahanın içinde oyuncularla da bunu konuşarak hiçbir zaman bu kaygıya ne kendim girdim ne oyuncuyu sokmadım. Ama kolay değildir. Sahaya çıktığın zaman o performansı sergilemek kolay olmuyor. İnsanların, taraftarların, her kulübün taraftarları biraz böyle bakmalarını rica ediyorum. Geldiğimde de kulübün müzesini gezmiştim. Ve kupalarla dolu, tarihi çok önemli ve de bu tarihle büyümüş birisiyim ben. O müzeyi gezerken de şöyle bir ifade kullanmıştım. Umarım ben de bu tarihte yer almak istiyorum diye. Bana da
Şükürler olsun o tarihte çok önemli bir yer aldım. Sonra tekrar döndüğümde, yani aslında bugün baktığımda 3,5 senedir ben Trabzon'dayım. Bir 7 aylık boşluğum var. Tekrar döndüğümde, müzeye gittiğimde orada işte kasketinin olması, kronometren olması, düdüğünün olması, 2021-22 şampiyonluğunun, Trabzonspor şampiyonluğunda teknik adam olarak adının geçmesi harika bir duygu. Bu tarihte tuşa bastığın zaman teknik ekip, futbolcular, başkan, yöneticiler o tarihteki yerini alacak. Bu gurur verici bir şey. Trabzon taraftarı veya sokaktaki insan sana çok mutlu hissettiriyor, saygı gösteriyor. Yani yaşadığın şeye bazen içinde olduğun zaman fark edemiyorsun. Sonra dışarıdan başka bir gözle baktığında ne kadar güzel duyguların, büyük bir başarının elde edildiğini, bir şehrin, Anadolu'da bir şehrin nasıl mutlu olduğunu, onların nasıl mutluluğunu gözüne yansıması ve sana yansıtması beni son derece mutlu ediyor. Şöyle söyleyeyim, iki maç bizim aslında şampiyonluk hikayesinin startını verdiği maçtır. Birisi Vodafone'daki Beşiktaş maçı, sonrasındaki Galatasaray'la 2-1 kazandığımız maçtır. O şampiyonluk hikayesinin başladığı anlardır diye düşünüyorum. O maçlar beni çok mutlu etti. Bence en sevindiğim gol Adana Demir maçında 3. gol. Tabii ki o maçların hikayesindeki gollere şapka çıkartmak lazım. 95 santr oldu, maç bitti Beşiktaş maçı. 92 dakika sonra Galatasaray Edin Biska attıktan sonra o maç bitti. Ama Adana Demir maçıyla da şu netleşiyor. Artık şampiyonluk netleşiyor. Antalya Spor'a yenildik şeyde, Antalya'da. Oyun olarak değil belki ama skor olarak bir penaltı ve bir kendi kalemize attığı golle. Şampiyonluğun netleşeceği gün Antalya Spor bizi çok zorlamıştı, oyunun içinde zorlamıştı. Onların kaybedecekleri bir şey yoktu, biz bir an evvel bitme duygusunu yaşıyorduk. Oyun olarak biraz zorlandığımız baktığında Antalya Spor'du. Rize'deki kaybettiğimiz karda yani oynanmaması gereken bir maç, 3 penaltıyla kaybettiğimiz maçtır beni üzen maçlardan bir tanesi. Aslında şampiyonluğumuzun büyük bir olasılıkla bitti dediğimiz, haftaları saydığımız süreçte 3 penaltıyla karda oynanan, hiç hak etmediğimiz bir oyundu. O biraz üzmüştür beni. Şimdi şöyle, tabii iki o dönemki sezonla şimdiki sezon arasında bir takım farklar var. Bunu daha sonrasında net bir şekilde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili zaten açıklayacağız. Çünkü benzer hikayeler var. Geldiğim haftalar benziyor. Aslında çıkışlar benziyor baktığında süreçte. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmak bekliyor. Şimdi önümüzdeki senenin planlamasını yaparken biz Trabzonspor olarak şöyle. Bir, tabii ki deneyimli, tecrübeli oyuncu alacağız. İki, bu sene kurallar değişiyor, 12-12'ye dönecek. Yerli oyuncu kalitesini arttırmamız lazım. 3, ara oyuncu demeyeyim de hani potansiyel genç oyuncu alıp oynatıp belki bunu ürünü paraya çevirmeyi de, hani bunların hepsini planlamaya çalışıyoruz. Şu anki kamp organizasyonumuz tamam, bitmiş vaziyette. Kadronun bir takım tamamlanmalarıyla ilgili çalışmalar zaten yapıyoruz. Bittikten sonra bu planı Trabzonspor, değerli Trabzonspor taraftarıyla paylaşacağız. Daha Trabzon'da tamamlanmamış, almamız gereken, başarılı olmamız gereken kupalar var. Şu an itibariyle de zaten Türkiye Kupası önemli hedeflerden bir tanesi. Trabzonspor tarihinde bütün kupaları, Türkiye'deki kupaları almış bir teknik adam olarak anılmak, bir sonrakisinde anılmak ve devam etmek istiyorum.